ve head başkanları, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Sayın Hans Henry Kluge, değerli katılımcılar, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu 4. toplantısına hoş geldiniz. Sayın Bakan Koca'ya bu toplantının organizasyonu ve ev sahipliği için ayrıca teşekkür ederim. Değerli dostlar, pandeminin ortaya çıkmasından bu yana üye ülkelerimiz birbirini mümkün olduğu ölçüde medikal ekipman, ilaç ve diğer alanlarda yardımda bulunuyor. İnşallah bugün de verimli bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi biz 10 Nisan'da bizim Türk Konseyi Devlet Başkanlarımızın zirvesini gerçekleştirdik ve 28 Nisan'da bakanlar, sağlık bakanları toplantısını düzenledik ve bu toplantılarda gündeme getirdiğimiz tüm kararları ve önerileri hayata geçirdiğimizi memnuniyetle belirtmek isterim. Bildiğiniz üzere bakanlar toplantısından sonra biz Sağlık Koordinasyon Komitesi'ni oluşturduk ve tedarik bu komitenin içerisinde tedarik zinciri grubu ve sağlık bilim grubunu oluşturduk. Dolayısıyla biz sekreteriye olarak devlet başkanlarının tüm kararlarını ve bakanların önerilerini hayata geçirdik. Bugün de üye ve gözlemci ülkelerimizin bakanları bir araya geliyorlar. Artık somut sonuçlar almamız gerekiyor. Biz sekreteri olarak üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Teknik düzeydeki hayatlarımızın görüşmeleri çok önemli. Bu konunun uzmanı onlar. Onların tefsiyetleri doğrultmasında sekreteri olarak üye ülkelerimizle birlikte somut sonuçlar almak için konuların takibini yapmaya hazırız. Tedarik zinciri grubu çok önemli. Bu sayede üye ülkelerimizin firmaları arasında işbirliği imkanı artabilir. Tedarik zinciri grubunu verimli hale getirmek için önerilerinizi duymaktan memnun olurum. İş forumunu tematik bazda düzenleyebiliriz. İlaç, medikal teçhizat temini ve hastane yönetimi bu alanlardan olabilir. Hastane yönetimi de çok önemli. Türkiye'nin çok modern hastane ve laboratuvarlarının yanı sıra yönetim konusunda da çok ileride olduğunu biliyoruz. Yeni ve modern hastanelerin inşası ve yönetimi konusunda da üye ülkelerimiz Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanabilir. Sağlık Bilim Grubu bugün 4. toplantısını gerçekleştiriyor. Türkiye'nin ve sekreteryanın bilim adamlarını bir araya getirerek üstüne düşen görevi yaptığını düşünüyorum. Biz sekreterya olarak bilim adamlarımızın çalışmalarının koordinasyonunu sağlamaktan memnun oluyoruz. Bilim adamlarımızın tarafından somut sonuçlar üretilmesi çok önemli. Excellencies and dear friends, you remember that during the summit of our heads of states that was held 10th of April, our heads of states instructed the secretariat to work closely together with the World Health Organization. And since the outbreak of the pandemic, we established good relations with the World Health Organization. Upon the invitation of dear friend Dr. Kluge, for the first time, the Turkic Council participated as a partner at the 70th session of the World Health Organization Regional Committee for Europe. Before that event, I have signed a memorandum, and Dr. Kluge and me, we have signed a memorandum of understanding on cooperation with WHO, which establishes legal basis of
our future cooperation. Together with WHO, we will develop joint projects in related spheres of healthcare, such as providing training and technical assistance to the healthcare professionals, as well as introducing the innovative technologies and many others. Dear friends and excellencies, until now, as I have already mentioned in my Turkish part of my speech, we have shown good solidarity and increased cooperation between our member states, and we have managed to organize many good events. Coordination committee and supply chain group and scientific group, and we have adopted many decisions. But now it is time to implement those decisions. I request our member states to be more active. There are many good decisions we have taken during these meetings. I urge our member states to be more active and in closer cooperation with the Secretariat. And I would like to thank Dr. Emine Hanum for her successful and active chairmanship on the Health Scientific Group. We are ready, as a Secretariat, in close cooperation with their ministries, to prepare a Turkey Council pandemic plan, pandemic action plan, in the fight against COVID-19, to conduct necessary activities in the bilateral and multilateral relations. There are many important spheres of healthcare where we can successfully work. Also, we know that there are special circumstances in our brotherly countries, Azerbaijan and Kyrgyzstan. And acting with the spirit of brotherhood, we should give also necessary support to our brothers in the field of health, I mean to Azerbaijan and Kyrgyzstan. We should also continue to support each other in difficult times in other spheres as well. We should maintain cooperation in the fight against COVID-19 pandemic and carry on the achieved momentum for the post-pandemic period in various areas of the health sector. Dear guests, as a Turkic Council, we are ready to coordinate and support all the efforts. Inshallah, we'll have these challenging days behind by establishing effective cooperation and solidarity among our member states. Thank you very much. Efendim biz de Türk Keneşi Genel Sekreteri Sayın Bağdat Amraev'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız, değerli bilim insanlarımız, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Elsever Agayev'i kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar lütfen. Çok sağ olun. Sayın Türkiye'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saygıdeğer misafir bakanlarımız, sevgili meslektaşlarımız, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın Avrupa Regional Bürosu'nun rehberi Hans Kruge, sizleri selamlayıram, hepsinizi selamlayıram. Genel Sekreterim Bağdat Amraev'i selamlayıram. Bugünkü toplantımız bildiğiniz kadar bir yıl önce Azerbaycan'da Türk dilli konuşan ülkeler işbirliği konseyinin 7. zirvesi Bakı'da düzenlenmiş ve Bakı bu zirveye başkanlığını devralmıştı. Azerbaycan'ın başkan olarak başlattığı Türk dil konuşan ülkeler işbirliği konseyinin sağlık görevlerinin bir sonraki toplantısının, canlı toplantısının, göz göze toplantısının təşkili için ben Türkiye'nin Sağlık Bakanlığına, şəxsən bakanımız Fahrettin Koca'ya bir daha teşekkürümüzü bildiririm. Bildiğimiz kimi COVID-19 sınırları tanımadan dünyaya yayılmış ve trajik sonuçlara yol açmıştı. Dünyada ve ülkemizde salgın nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, enfekte olanlara acil şefalar diliyorum. Türk Konseyi COVID-19 pandemisine
adanmış dövlət başkanları düzeyində zirvə düzenləyən dünyadakı ilk uluslararası orqanizasiyondur. Və bildiyiniz kimi burada bu xəstəliklə ilgili Bakı deklarasiyonu qəbul olunmuşdur. Bu örnək dayanışmamızın bir başqa təzahürüdür. Koronavirus salgını küresel bir tehdit olduğu için küresel olarak organize edilmiş bir müdahale gerektirir. Bu bağlamda dünyanın daha fazla dayanışma ve işbirliğine ihtiyacı vardır. Çünkü bir ülkenin yenilgisi ve çaresizliği tüm dünyanın yenilgisidir. Azerbaycan da diğer ülkeler kimi koronavirüs hastalığının ilk anından yayılmaya başladığı ilk anından önleyici işler görmüş, esnek ve gerekli önleyici adımlarını atmıştır. Pandemiye mücadelede ilk günlerden beri Dünya Sağlık Örgütü ile etkin bir işbirliği yapmaktayız. Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü'nün Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben yazdığı mektupta Azerbaycan pandemiye karşı yapılan çalışmalarda ve alınan tedbirlerde örnek ülke olarak değerlendirilmiştir. Sevgili meslektaşlarım, bugünkü toplantımızın temel amacının ulusal düzeyde attığımız adımlarla ilgili deneyim alışverişinde bulunmak, gerektiğinde birbirimize destek olmak ve acil durumlarda ülkelerimiz arasında işbirliğini güçlendirmek olduğunu düşünüyorum. Dünyanın bu koronavirüsle mübarizə apardığı bir dönemde bilirsiniz Azerbaycan başka viruslarla 30 illik bir virusla da mücadele aparılır. Ben çok bu bilim toplantısı olduğu için açıklamak istemiyorum. Düşünürüm ki Azerbaycan bu virusla koronavirüsten önce bu virüsü yenecektir. Ulu Önder fürsətdən istifadə edib bizim dünən Türkiyə gəlişimiz Türkiyənin Cumhuriyet Bayramına təsadüf edib sizi Cumhuriyet Bayramı münasibəti ilə bütün Türk dünyasını təbrik edirəm. Bu bayramı bizə bəxş edən Atatürk'ün Azərbaycanın sevinci kədəri kədəridir söyləminə fazlasıyla bağlı qalaraq Azərbaycana göstərdiyi siyasi mənəvi dəstəyə görə mən Türk xalqına, Türk millətinə, onun başçısı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir daha doktorlar adından da minnettarlığımı bildirmek istedim. Kabul edilmiş uluslararası tip kurallarına göre ülkede sağlığın 3 biz determinant söylüyoruz belirgisi vardır. Bu güvenli bir su kaynağının, güvenli bir ortamın ve temel güclü bir sağlık bakım sisteminin varlığıdır. Ülkede sülh, barış, istiqrar varlığının temel belirciliğinin olduğunu da eklemek istedim. Tarih Türk diye ülkelerini birçok yönden sınamıştır. Ancak haklarımız tüm bu zorlukları aşmıştır. Sağlık sistemimizin bu zor durumda başa çıkabileceğini ve pandemi ile küresel mücadeleye değerli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim biz de Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Agayev'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Konuk Bakanlar, değerli konuklarımız. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Macaristan Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Zoltán Lorinczy'yi kürsüye arz ediyorum. Buyursunlar lütfen. Most honorable excellencies, honorable secretary general and honorable regional director. As I have said before at the video conferences we had, looking at our mutual linguistic and cultural heritage, Hungarian people consider Turkic in Magyar language, Türk, people as brothers. As observing members of the Turkic Council, we follow the development of cooperation among Turkic countries with sympathy and genuine interest.
You see, currently we are facing a common threat. Therefore, we should grasp every opportunity to coordinate our efforts. Hungary has been closely following the international trends, the infection curve in the country, and we made decisions accordingly, always keeping the population's best interest in mind and collaborating closely with local authorities. We learned from international lessons, also from Turkic countries, took the capacity of our healthcare system into account, and improved it considerably by ordering a large amount of hospital equipment and freeing up the necessary amount of hospital beds. The infection curve all over Europe and everywhere is on the rise again. Sadly, Hungary this time is not an exception. We have to be ready to once again make the correct decisions in order to fight the virus successfully again. Perhaps the biggest challenge of a successful virus defense is to keep up our vigilance. There seems to be a paradox. If you are successful in this, the population will relax, thus giving more space to spreading of the infection. However, we have to take all our efforts in protecting our respective citizens and each other until at beyond the point where vaccines become available. There is a global effort to develop vaccines for protections against COVID-19, and at least 19 vaccine candidates entered clinical trials, including phase 2 and even phase 3 trials. The opportunities and challenges of developing vaccines against COVID-19 are discussed widely, and important lessons from the SARS-CoV-1 vaccine development may guide this development also. A major challenge during the development are the safety issues. A syndrome of disease enhancement has been reported recently and in the past for a few viral vaccines where those immunized suffered increased severity of infection or even death as they later encountered the virus. Alas, we have to be really careful. We have to stay vigilant. Excellencies, the government of Hungary would like to express its gratitude once again to the members of the Turkic Council for their valuable help, and within its capacities, Hungary is also ready to provide assistance to its Turk partners. Please do accept my gratitude for organizing this marvelous conference, and I wish you all much of success, much of good health in fight against the pandemic, and all the best to our brotherly Turk people and nations. Thank you very much. We thank to Mr. Lawrence for your speech. Sayın Lawrence'ye bizle konuşmaları için teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Bakanım, Sayın Konuk Bakanlar, değerli bilim insanlarımız, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Kazakistan Sağlık Bakanı Sayın Alexey Tsoy'u kürsüye arz ediyorum. Buyursunlar lütfen. Dear Excellencies, dear colleagues, dear meeting participants, let me greet the participants of the Council and thank the Turkish side for organizing such a significant event, and note that the importance of strengthening partnership within the Turkic Council. This decision taken by the heads of state following to the results of the extraordinary meeting
of the heads of a state summit of the Cooperation Council of Turkic-speaking states and consolidated in the joint declaration contributed to the further cooperation in the field of health between our states at the Turkey Council, with special attention to the issue of preventing the spread of the new coronavirus infection, COVID-19. The proposal of the head of states, Kasım Jomart Tokayev, include health issues in the Turkic Vision 2040 program once again proved that the protection of public health is one of the key priorities that the country's leadership pays special attention to. This became especially obvious against the backdrop of the pandemic that has spread throughout the world, and victory over which is possible through joint coordinated efforts under the auspices of WHO. Taking this opportunity, I would like to thank the World Health Organization, represented by Mr. Hans Kluge, for the methodological and humanitarian assistance provided during this very difficult period. Prime example of mutual support in the fight against infection was the invaluable assistance of countries, including the countries of the Turkic Council. Cooperation within the Council is characterized by a spirit of mutual trust, mutual benefit, equality, respect for cultural diversity, and striving for the joint development. The coronavirus epidemic has become a test of the unity and strength of cooperation between the Turkey Council countries. It demonstrates the key importance of international cooperation, collaboration, and support in the fight against infection. Since the outbreak of the epidemic, we've been in close contact, exchanging information, coordinating joint actions, and providing mutual assistance. Taking this opportunity, I express my gratitude and appreciation to all countries that have provided humanitarian and practical assistance to the people of Kazakhstan in the fight against COVID-19, as well as the Turkish people in providing humanitarian and practical assistance. The government of the Republic of Kazakhstan has implemented a national action plan to prevent the emergence and spread of CVI in the Republic of Kazakhstan. This year, more than $2 billion is being allocated to fight COVID-19. As in other countries, sanitary epidemiological control was strengthened at all points of entry across the state borders, monitoring of all arrivals was established, measures were taken to evacuate Kazakhstani citizens, the readiness of medical organization is ensured, the necessary stock of means of personal protection, prevention and treatment has been formed, active awareness raising work was carried out. The monitoring of overpricing of antiviral drugs and personal protection equipment was carried out. Maximum permissible retail prices for drugs and medical devices have been established in emergency situation, and there is a threat of the spread of disease that poses a danger to others, as well as in case in an unreasonable increase in prices for these goods. A new clinical protocol for the diagnosis and treatment of CVI was approved, as well as algorithm of anti-epidemic measures. The readiness of virological laboratories for the diagnosis of CVI was ensured. In a short time, 16 infectious hospitals were built for the patients with coronavirus that meet international standards for infection safety. In June of this year, there was launched a construction of the biopharmaceutical plant for the production of vaccine, with a capacity of up to 60 million doses of biopharmaceutical drugs. Kazakh scientists have developed the vaccines against COVID-19, which is included in the WHO list and is successfully passing clinical trials.
Kazakhstani IT developers have created a COVID-19 web application that allows to monitor and analyze the situation with the spread of coronavirus. In addition, national programs have been introduced to control the spread of coronavirus infections and to ensure that individuals comply with the self-isolation regimes and alert citizens of possible contact with the patient affected with COVID-19. Currently, there is a stabilization of the epidemiological situation. The growth rate is 0.2%, which is 7 times lower than in CIS countries. So in order to provide medicines and medical products, 2 months supply of drugs for COVID-19, irreducible supply was formed to treat about 60,000 people in hospital per month. Stabilization fund and medicines have been organized in the regions to allocate funds on a renewable basis to wholesale distribution for the purchase and drug demand. More than 1,000 ambulances were purchased and 100 mobile medical diagnostic centers were delivered to the regions for the country, which will increase the availability and quality of the medical services for the population, especially for remote areas during the pandemic. At present, all medical specialists have been trained by the increasing specialization in courses of epidemiology, infection disease, and biosafety. Dear Council members, however, the fight against the COVID-19 is not over yet. I am convinced that through the joint efforts and coordinated response,